Profesör Doktor Haris Aydemir hocamızla birlikteyiz. Çok kıymetli hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'den baktığınızda çok kıymetli Profesör Doktor Haris Aydemir hocamız bu külliyeye baktığında neler görüyor, neler hissediyor? Hocam sizi dinliyoruz. Buyurun. Çok heyecan duyuyorum. Orada arkanızda betonarme karkas halini görüyorum. Sanıyorum külliyenin içerisinde bir yerden herhalde yayın yapılıyor. Evet, bundan inşaat ötürü Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyorum. Tabii benden önce kıymetli hocalarım pek çok konuya temas etmişlerdir. Ben umarım tekrara girmeden birkaç hususa değinmek istiyorum. Malum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da kısa bir süre, yani herhalde 13-14 gün kalmasına rağmen orada o kaldığı süre içerisinde hemen mescit bina etti. Çünkü bizim varlığımız sosyal bir yapı olarak mescit üzerinden yaşanıyor. Biz Müslümanlar hem kendi aramızdaki irtibatı mescit üzerinden sağlıyoruz. Orası bizim kulluk yaptığımız yer, ibadet yaptığımız yer. Ve en önemlisi, ikinci bir işlevi, oradan biz kendimizi dış dünyaya yansıtıyoruz. Nasıl kimseleriz bizler, nasıl bir anlayışımız var? Dolayısıyla cami aynı zamanda bizim temsil edildiğimiz bir nokta. Bu anlamda İslam'ın hem yaşanan hem de başkalarına aktarılan bir noktası, barışın, esenliğin, selametin. Bu anlamda İslam, Müslümanlar her nereye gittilerse ilk önce camide buluştular. Cami üzerinden bir olan Allah Azze ve Celle'ye kulluklarını, "Eşhedü en la ilahe illallah, ondan gayrı bir ilah olmadığını, kula kulluğu ve zulmün bütün çeşitlerini reddetmek suretiyle Allah Azze ve Celle'ye kulluğu yaşadığımız bir merkez burası. Şimdi tabi orası Strasbourg'da çok Avrupa'nın en büyük camisi olarak ifade ediliyor. İsmine de Eyüp Sultan Hazretleri'nin ismi verilmiş. Malum Eyüp Sultan Hazretleri'nin kendisi aynı şekilde diğer coğrafyalarda Allah'ın kullarına, Allah'ın dini, Allah'ın mesajı ulaşsın diye çok ileri yaşına rağmen yola çıkmış bir kimse, bir barış elçisi. Bu anlamda isminin oralara kadar uzanmış olması inşallah aynı esenliğin, aynı barışın o coğrafyada herkese ulaşması dileğiyle. Çünkü batıda yaşayan kimseler olarak sizler bir cami inşa ettiğiniz zaman doğudaki, bizim ülkelerimizdeki bir cami inşa etmek gibi bir şey yapmış olmuyorsunuz. Bunun çok daha ötesinde sorumluluğu çok daha yüksek bir şey. Bu anlamda ve kıymeti de bu o kadar yüksek. Neden sorumluluğu yüksek diyorum? Çünkü Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mesajını, hidayeti, dinini, İslam'ı indirdiğinde ilk önce en sevdiklerinden وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ en yakınındaki kimselerden başlattı. Çünkü bu Allah'ın kıymetli olan bir mesajı, hidayeti, ucu sonsuz bir esenliğe açılan bir süreç. O yüzden kiminle ilk önce bunu insan paylaşır? Sevdikleriyle paylaşır. Dolayısıyla bir Müslüman bir kimseyle Allah'ın mesajını paylaşırken o kimseyi sevdiği için paylaşıyordur. Bunun açıklaması bu. Şimdi böyle bir müessese orada kurulduğu zaman bu müessese dışa bakan yüzüyle demek istiyor ki biz barışı, saadeti ve özellikle ebedi saadeti, şu dünya geçici, işte COVID-19'la birlikte görüyoruz, genç, yaşlı, her insan peyderpey ölmeye başladı. Halbuki Allah Azze ve Celle bu dünyanın zaten geçici olduğunu, genç, yaşlı hepimize aynı şekilde yaklaştığını, bizden öncekilerin de sıra sıra öldüklerini haber vermişti. Şu halde önemli olan kalıcı bir yatırıma el atmak. Şu anda ben karşımda kalıcı bir yatırım görüyorum. Öyle kalıcı bir yatırım ki diliyorum ve ümit ediyorum ki Allah Azze ve Celle bu noktadan saadeti ve ebedi saadeti ve ebedi esenliği o civarda yaşayan insanlara doğru bir şekilde ulaştırma fırsatını ve kapısını Allah Azze ve Celle açmış olsun. Çünkü biz Müslümanlar olarak Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği bu kıymetli değeri sevdiğimiz insanlarla, kaldı ki biz bütün insanları sevdiğimiz için de bütün insanlarla paylaşıyoruz. Cenab-ı Hak
Kur'an-ı Kerim'de bazı müminlere hitabında dedi ki: "Vela taqulu limen alqa ileykumus selama lesta mu'mina." Biri size selam verdiği zaman bile ona sen mümin değilsin deme. "Tebtaguna arabel hayati dunya." Yoksa siz dünya hayatının mı karşılığını ummuyorsunuz? Bizim dünya hayatının karşılığını ummak gibi bir derdimiz yok. Kimsenin parasında, pulunda, evinde, vatanında en küçük bir derdimiz yok, gözümüz yok. Sadece insanları Rableriyle tanıştırmak ve insanlara esenlik ve saadet ulaştırmak gibi bir derdimiz var. Bu Allah Azze ve Celle'nin bize yüklediği bir sorumluluk. Çünkü onlar da Allah'ın kulları. Cenab-ı Hak dedi ki: "Kezalike kuntum min qablu." Siz de önceden öyleydiniz. Sizin de atalarınız gayrimüslimler idi. Siz de gayrimüslimler idiniz. Ama femennallahu aleykum. Allah size lütufta bulundu. Dolayısıyla bir kimseyle karşılaştığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin kulu olarak onun da hidayete namzet bir kimse olduğunu düşünmek bizim birinci derecede sorumluluğumuz. Allah'ın kulunu Allah'ın mesajıyla buluşturmak. Şu halde orada bir temsil noktası görüyorum ben buradan bakınca. Bu temsil noktasında Müslümanlar kendi dinlerini, diyanetlerini ki dışarıdan baktığı zaman şöyle dedirtecek. Bunlar bir olan Allah'a kulluk ediyorlar. Bunlar eşyaya tapmıyorlar. Bunlar güneşe tapmıyorlar. Bunlar yıldıza, bunlar binaya. Bunlar bir tek gökleri ve yeri var eden diye, alemlerin Rabbi diye yegane tek ilaha tapıyorlar. Bu mesaj ve bu mesaj etrafında kenetlenmiş beyazı, siyahı, renklisi hangi milletten olursa olsun hepsini kardeş bilen. Çünkü cami demek cem eden bir ortam demek. Şimdi vaktiyle bir şey seyretmiştim. Bir belgesel diyorlardı ki niçin işte Hristiyanlaşmıyor da Müslümanlaşıyorsunuz diye. Orada böyle siyahi birine sordular niçin Müslümanlığı tercih ediyorsun diye. Dedi ki kiliseye gittiğim zaman bakıyorum orada beyaz beyaz insanların şekilleri, beyaz beyaz insanların heykelleri ve suretleri görüyorum. Ama camiye gittiğim zaman beyaz yok, kara yok, siyah yok. Sadece Allah Azze ve Celle'nin göklerin ve yeri yaratan Allah'ın sözleri var. Duvarlarda ancak onun sözleri nakşedilmiş. O zaman bütün insanlara hepsini Allah'ın kulu, Allah'ın eşit kulları olarak gören bir yaklaşım görüyorum. Dolayısıyla bu madem ki Avrupa'nın en büyük camisidir, o zaman Avrupa'nın en önemli barış merkezi demektir. وَاِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا. Sizin bu ümmetiniz tek bir ümmet diyen Cenab-ı Hak diyor ki وَاَنَا رَبُّكُمْ. Ben de sizin Rabbinizim. فَعْبُدُونِ. Dolayısıyla bana kulluk edin. Biz etrafımıza bu mesajı yayabildiğimiz zaman o zaman bu cami hakikaten Kuba ile başlayan, Medine-i Münevvere ile başlayan, insanları tevhid eden, insanları bir araya getiren, tabii biz hayalimizde o toprakların gerçek sahipleri olan kimseleri yarın oralarda ezan okuyan, yarın oraların minberlerinde hutbe okuyan, kendi öz lisanlarıyla onu gördüğümüz zaman biz mutluluğumuz artar, çoğalır. Çünkü bizim Allah Azze ve Celle'nin sunduğu bir mesaj, ebedi bir saadete imkan veren bir şey. Farklılıklarımız ise Hazreti Adem'den bu yana Cenab-ı Hakk'ın yarattığı farklılık. Oraya girip çıkan bir mümin etrafa vereceği bu temsil noktasındaki mesaj Türkiye'de yahut herhangi bir İslam ülkesinde camiye girip çıkarkenden çok farklı bir anlam ifade ediyor. Şöyle bir örnek vereyim. Cenab-ı Hak peygamber hanımlarına dedi ki لَسْتُنَّكَ اَحَدٍ مِنَ النِّسَى. Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Çünkü siz peygamberin hanımısınız. Dolayısıyla sizin dikkatiniz, sizin hassasiyetiniz daha yüksek. Bununla örneklemek istiyorum. Batıda yaşayan bir Müslümanın orada yaşarken, orada yaşamasını meşru kılacak en önemli vazife Allah Azze ve Celle'nin mesajını çevresiyle paylaşabilme heyecanıdır. Bir kimse böyle bir heyecanı olmasa Allah'ın bu barış mesajını hem dünya hem ahiret mesajını etrafıyla paylaşma heyecanı olmasa orada kalması alimlere göre ihtilaflı. Doğru da değil. Çünkü Hazreti Peygamber buyuruyor ki her Müslümandan ben beriyim.
müşriklerin arasında öyle kendisini bırakmış orada yaşıyor. Bunun tek bir meşruiyet kaynağı var. Dinini o insanlarla paylaşabilme heyecanı. Buradan bakınca bu heyecana kapılmış, bu heyecanı yaşayan insanlar görüyorum. Bu insanlar o binanın yerini bulmuşlar. Bu insanlar ne emekler çekmişlerdir. Oranın arazi tahsisi için uğraşmışlar. Ondan sonra bu hale kadar da getirmişler. Bu büyük bir adım, büyük bir atılım. Madem ki Avrupa'nın en önemli ve en büyük camisidir, o zaman burası insanlığın en önemli tanışma merkezi. Çünkü Allah Azze ve Celle dedi ki, daha bizi yaratırken, inna halaknakum min zekerin ve unsa, biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Ve ceannakum şuuban ve kabaila, ve biz sizi kalp, kabileler ve halklar kırdık. Bunların hepsi Hazreti Adem'in çocukları. Burası, bu merkez, bu cami, bu külliye insanlara hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz ve ilahuna ve ilahukum vahidun. Bizim de ilahımız, sizin de ilahınız tek bir ilahtır. Bu mesajı oluk oluk insanlara yayacak bir merkez olmasını buradan bakıp görüyorum. Çünkü bu böyle olabilmesi için buraya girip çıkan insanların bu bilinçte, İslam bilincinde ve Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her türlü etnik farklılığı Allah Azze ve Celle'nin bizim aramızda sadece ve sadece لِتَعَارَفُوا tanışasınız diye bir vesile kılmış. جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Birimiz ötekiyle tanışacak, o Fransızla tanışacak, öteki Arapla tanışacak, öteki Türkle tanışacak ve bilecek ki sadece ve sadece Allah'ın huzurunda ona karşı sorumluluğunu en üst düzeyde yaşayan kimse, yani inne akramakum indallahi etkakum, o Allah katında en değerlidir. Bu mesajı bile, hele hele böyle bir hastalık salgın döneminde insanlara yardım eli uzatan, ki buraya geldi, biz duyduk, Avrupa'daki kardeşlerimiz, insanlara, Müslüman kardeşlerimiz, insanlara el uzatmışlar, yardım eli uzatmışlar, destek olmuşlar. Bu olağanüstü bir şey. Çünkü biz bunu yapabildiğimiz sürece insanlara Allah Azze ve Celle'nin mesajının gerçekten tam bir barış mesajı olduğunu yansıtabilir, ilgi ve alakalarını uyandırıp Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumalarını sağlayabiliriz. Şimdi böyle bir merkezin yapılması arifesinde bu hayır kapısına Türkiye'den bakan diğer kimseler açısından söylüyorum. Bu Türkiye'de yapılan herhangi bir cami gibi düşünülmemeli. Çünkü buranın fonksiyonu sadece müminlerin ibadet etmesi değil, deminden beri söylediğim, müminlerin ibadet ede dururken etrafa da dalga dalga bu hayrı ve bu mesajı, bu esenlik, ebedi saadet mesajını, habire barış diyorum, habire saadet diyorum, çünkü çağrı böyle. Cenab-ı Hak bizi nasıl çağırdı dinine? Çağırdı ki vallahu yed'u ila daris selami. Allah selam yurduna çağırıyor. Biz bu çağrının peşine düştük. Biz bu çağrıyla yola çıktık. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak bu selam yurdunda bize ebedi saadet vaat etti. Ölümsüz, bitimsiz bir hayat vaat etti. Hiçbir sıkıntının değmediği, la yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha lugub, yorgunluğun değmediği, bıkkınlığın değmediği, insanların lahum fiha ma yeşauna halidin, sonsuz bir şekilde diledikleri, istedikleri, hatta bir ayette ve lahum fiha ma yeddaun, onlar için orada iddia ettikleri her şey, yani talebin üstünde artık abartılı, ne aklını zorlayarak. Şimdi bu esenlik yurdunda la yesmeûne fîhâ lagva, kötü bir söz bile duyulmaz. Böyle bir heyecana kapılmış, bu heyecan üzere hayatını yaşayan müminler olarak bizler. Çünkü Allah'ın Resulü bu cenneti anlatıp Akabe'de biat alınca Ensar'dan, Ensar dediler ki la nakilu ve la nestakil. Bundan sonra ne biz vazgeçeriz ne de senin vazgeçmene müsaade ederiz. Biz bu hevese, bu arzuya, bu tutkuya bağlandık. Dünya gözümüzde zaten bitik bir vaziyette. Şu anda da dünya olabildiği en bitik bir vaziyettedir. Avrupa'da bile bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli artık yükseliyor.
kulaklarımızla duymaya başladık. Minareler, camiler yükseliyor. İnsanlar Cenab-ı Hakk'ın mesajına kulak vermeye ve içine düştükleri modern hayatın getirdiği bu sıkıntılardan çıkmaya ve sonsuza açılmak istiyorlar. Sığ ve dar dünya artık bitti. Şimdi böyle bir merkezde hidayete vesile olacak tek bir tuğla, tek bir katkı bile o kadar önemli ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e geldiğinde Hazreti Ali radıyallahu anha rayeti teslim ettiğinde komutan olarak onu uyardı, dedi ki bak Allah'a yemin olsun ki le en yehdiyallahu bika raculen, Allah sana seninle bir adama hidayet etse hayrun leke min ni'amil humur, kızıl tüylü develerden, yığın yığın develerden bile daha hayırlıdır. Şu anda böyle bir kalıcı bir külliyenin orada etrafta İslam'a namzet binler milyonlarca insanın yaşadığı bir merkezde bu şu anda büyük bir hayır kapısı, büyük bir fırsat. Yarın bu külliyeyi bitmiş halde ziyaret eden kimseler kaçırmışız diyecekler. Biz şu duvardaki tuğlalardan bir tanesi benim olabilirdi. Dolayısıyla bitmeden, tükenmeden, kapanmadan yetişilmesi gereken bir fırsat merkezi olarak görüyorum burada.